Buradan hızlıca da şey soracağım. Şehir planı konusunu konuşalım. Yani çokça konuşuyoruz ama tam aslında konusu olduğu için üzerine. Bir önceki dönem Ticaret Odası'nda değerli Akın Başkan vardı o zaman, Akın Kazançoğlu, Levent abi vardı, Levent Bendeş. Onların geçmişten beri sürdürdükleri bir çalışmanın devamı olarak beraber çalışmıştık. Konu aslında Büyükşehir'e gittiğimizde İzmir'de konut ve arsa stoğunun kağıt üzerinde baktığımızda yeterli olduğu, planların yeterli olduğu görünüyor. Ama bir tane detay var. Bunlar kağıt üzerindeki detaylar. Neden? Çünkü Bostanlı'da ya da Alaybey'de, bir deminki sorunuzun da bir parçasına giriş yapmış olayım en azından. Alaybey'de yaşamın 1950 ile 70 arasında kurulduğunu kabul etmek, Alaybey'deki bir kişinin yeni yapılacak inşaatlarının alanının Ulukent olduğunu, Ege Kent olduğunu, Esentepe olduğunu, Çiğli'nin Balatçık olduğunu ya da Karşıyaka'da işte postacılar ya da Bayraklı postacılar, Karşıyaka Örnekköy olduğunu kabul etmesi, bu insanın oraya gidip yaşaması gerekiyor. Çünkü planda buralarda yer var. Ama gitmek istemiyor insanlar. İşte tam bu noktada bizim aslında planlarımız kağıt üzerinde Büyükşehir'e göre var. Mal sahiplerine göre yok. Biz teknik adamlara göre var ama yok. Sanırım var, yok ve var ama yok. Var ama yok, var ama yok. Sorunun bir teknik adam olarak bence cevabı var ama yok. Gene bu ticaret odası parametrelerinden bir tanesi İzmir'de ya da tüm ülke genelinde 1 bölü 100 binlik, 25 binlik, 5 binlik ve binlik planlarımız var. Siz belki mesleki olarak bilirsiniz Tabii. ama ufak bir tanımlamış olayım. 1 bölü 100 binlik planı Manisa ve İzmir olarak düşünelim. 1 bölü 25 binliği İzmir, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka olarak düşünelim. 5 binliği Karşıyaka'nın Alaybey, Bostanlı, işte Donanmacı Mahallesi olarak düşünelim. Binlik de bizim arsalarımızı, evimizin olduğu yeri düşünelim. Şimdi bu noktaya kadar bir uyumsuzluğu söz konusu. Hala Karşıyaka'dan kopan bir Çiğli'nin, Karşıyaka'dan kopan bir Bayraklı'nın, Bornova'dan kopan bir Bayraklı'nın yarısının olduğu gerçeğini kabul etmediğimiz plan detayları var. Biz buralarda yerel yönetimler seçiyoruz ama eski sistemden geldiklerini, bölünerek çoğaldıklarını kabul etmiyoruz. Ve buralarda örtüşmeye çok şey var. Çok veri var. Herkes bugün evinde interneti çekmediği zaman 21. yüzyılda yaşıyoruz. İnternet nasıl çekmez diyor. Ama bugün 21. yüzyılda belediye arşivlerimizdeki belgelerin dijitalleri yok. Evet çalışıyorlar. Yerel ilçe belediyeleri de. Büyükşehir de çalışıyor. Ama bence bu kadar zor değil. Bu kadar büyük bütçeler de olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir firmayla çalışmak yerine 100 firmayla çalışarak da çözebiliriz biz bunları. Tek bir şeye ihtiyacımız var. Doğru bir planlama. Ve hızlı hareket etme. Çünkü ne kadar arkaya doğru yayarsak o kadar zaman kaybediyoruz. Kaybettiğimiz her zaman bize çözemediğimiz ya da alamadığımız bilgi olarak geri dönüyor. Sorun da bence burada başlıyor. İşte burasını çözmek gerekiyor plan noktasında. Örtüştürme işini biraz hızlı yapmak gerekiyor.